Serinin son videosundan herkese merhabalar. Konumuz calf strain. Ne demek calf strain? Hani bizim diz kabağımızın alt kısmı ile aşil tendonumuzun birleştiği bölüm, arka kısım var ya, baldır kısmı. İşte oraya yabancılar calf strain diyor. Sporcular da bu şekilde bilir bunu. Ben de amatörce de olsa bir sporcuyum. Bu ta ilkokul çağlarına kadar dayanıyor. Ve bütün işte okulun atletizm, basketbol vesaire hep olmuştur. Daha sonraları da ben bunu düzenli yürüyüş, koşu ve sonrasında yapmış olduğum belli kardiyo hareketleri var. Bu şekilde devam ettiriyorum. Bu arada benim GAPS diyetine başlamadan önce 2014'lü yılların başında, hatta 2013, biraz daha ileriye de giden bir süreç var aslına bakarsanız. Dizlerimde sıkıntılar çıkmaya başladı. Daha sonra aşil tendonlarım, daha sonra baldırımda vesaire. Ve ben bunu zaman içerisinde öğrendim ki eğer yoğun bir antibiyotik tedavisi gördüyseniz, eğer ilaç tedavisi gördüyseniz, bu süreç tabii ki ta doğduğunuz andan itibaren ki süreci söylüyorum. Ben bu sürece çok yoğun bir şekilde maruz kaldım sevgili dostlar. Sebebi de işte benim ülseratif kolit hastalığımdan dolayı. O kadar yoğun tedaviler gördüm ki hastane protokolleri, yaklaşık 7 yıl boyunca özellikle 3 kez ağır durumda, öyle söyleyeyim, çok ciddi hayati durumda hastanede yattım ve çok ağır serum tedavileri içerisinde aklınıza gelecek bütün antibiyotik ağrı kesiciler. Ve sonradan sevgili Sevil Hanım aracılığıyla benim GAPS diyetine başlamama vesile olan fizik tedavi uzmanı sevgili Sevil Hanım aracılığıyla bu antibiyotiklerin yansıma alanlarının ayaklar olduğunu öğrendim. Ve çok ciddi sıkıntılar çektim. Ve iyi ki GAPS diyeti yapmışım. İyi ki ülseratif kolit hastalığımı iyileştirmişim GAPS protokolü sayesinde. Buna minnettarım. Bu kitapları muhakkak alıp okuyun. Bir gün muhakkak yolunuz kesişecek, öyle söyleyeyim. Fakat işte bir önceki videomuzda da kronik rahatsızlıkların süresiyle ilgili video yapmıştım. İzleyenler bilir. Aslında bir bakacak olursanız sporcularda da bu tip rahatsızlıklar tekrar ediyor. Bunu sporcu açısından işte ağır antibiyotik tedavisi görmese bile, ki antibiyotik tedavisi görmeyen kimse yok doğduğu andan itibaren, ben onu söyleyeyim size. Hikayenize bakacak olursanız görürsünüz hatırlayabildiğiniz kadarıyla. Olmasa bile sporcuların durumu ayrı. Onlar çok disiplinli, sürekli çalışmalardan kaynaklı olarak işte magnezyum yetersizliğinden, ağır antrenmanlardan dolayı olabilir. Calf strain, baldır atması ya da tendinit, yani bu baldır atması 1, 2, 3. Evreleri var. Yani benimki ilk ikisi 2 ile 3 arasıydı. Yani koptu yani, resmen öyle söyleyeyim. Çok kötü durumlar yaşıyorsunuz. Ayağınızı kesinlikle kullanamıyorsunuz. Ve bunun sebebinin de ilaçlar ve başta antibiyotikler olduğunu öğrendim. Fakat size şunu söyleyeceğim. Ben bu konuda hastane tedavisi almadım. Kendi seçimimle. Yani filmde çektirmedim. Herhangi bir tedavide almadım. Sadece sonuncusunda tekrar eden tendinit türünde olanda ve ilk bir de çok öncesi, yaklaşık 8 sene öncesinde olanda, o zaman hastanedeydi Sevil Hanım. Burada Tire Devlet Hastanesi'ndeydi. Şu anda kendisine ait bir polikliniği var Tire'de. Sonuncusunda da, yani 1,5 yıl önce yaklaşık, yanlış anımsamıyorsam, yine polikliniğine giderek orada sağ olsun kendisi lidokain denilen bir enjeksiyon uyguluyor. Burada bu da bir nevi bir lokal anestezik madde. Öyle söyleyeyim, sizi rahatlatıyor. Aynı zamanda da bu nörel terapide de kullanılıyor ki sağ olsun bana zamanında nörel terapi yapıp GAPS diyetine başlamadan önce de beni rahatlatmıştı. Kendisine tekrar buradan saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Fakat size şunu söyleyeceğim. Birincisi tabii ki bunu anlatma sebebim ilaçlardan ve antibiyotiklerden uzak durun.
Eğer ayaklarınızda sıkıntılarınız varsa geçmişi düşünün. Geçmişte ne kadar ilaç ve antibiyotik tükettiğinizi ve bugünden itibaren bu yollara çok zorunlu kalmadıkça başvurmamanız gerektiğini ve bir nevi kronik hastalık aslına bakacak olursanız bu calf strain, baldır atması ya da tendinit tekrarlaması hafif hafif de olsa ama aynı semptomları yaşatıyor sizi, onu söyleyeyim. Ayağınızı çok uzun bir süre kullanamıyorsunuz. Yani ilk 1-2 ay hiç kullanamıyorsunuz. Ondan sonraki 3-4 ay, 5 ay iyileşme süresi o 1-2-3. Evreye göre değişiyor bu. Ondan sonra da işte 9 ayla 1 yılda topluyorsunuz. İşte benim gibi sürekli tekrar edenler, ki bu benim hatırlamıyorum 3 ya da 4. tekrar aynı sağ bacaktan ve bazıları maalesef artık hani ne oluyor? Alet bozuluyor, öyle söyleyeyim. Düzen tutmuyor. Ve Allah göstermesin sakatlık dahi olabiliyor. Yani topallamadan tutun da ayağınızı kullanamamaya varıncaya kadar. Fakat yine ben tabii ki gebsi burada öne çıkaracağım. Her defasında tamamen kemik suları içerek, işte kantoron, kendi yapmış olduğum kantoron yağı ve kuyruk yağından yapmış olduğum kremler, ki bunların tariflerini de zaman içerisinde yine tarifler bölümünde vereceğim, kullanarak ve spor yapmayı bırakmayarak, tabii ki uygun şekilde spor yaparak, buradaki kas gruplarını güçlendirme şeklinde spor yaparak ve tekrardan hiçbir sıkıntım olmadan şu anda devam ediyorum. Yeniden olabilir mi? Evet, olabilir. Çünkü 56 yaşındayım ve 3 defa aynı ayağımdan calf strain, baldır yırtılması, atması, ne derseniz halk arasındaki diliyle gerçekleşti. Ve sürekli ben doğal magnezyum alıyorum, öyle söyleyeyim. Bilmiş olduğum besinlerden, gıdalardan ve çok dikkatli davranıyorum. Siz olun lütfen. Tüm organlarınıza çok dikkat edin. Yani olay başa geldikten sonra o zaman insan bilinçaltıyla yaşamayı bir kenara bırakıp iki elinin arasına alıp ondan sonra düşünmeye başlıyor. Ama bu hem maddi hem manevi hem zaman anlamında kayıplara neden olabiliyor diyorum. Herkese sağlıkla dolu, mutlu bir yaşam diliyorum. Görüşünceye dek hoşça kalın.